Ben sıkıldım vallahi ya. Koskoca yüzbaşıya ne yapacaksın oğlum? Gözüne batmamaya çalışacağız işte. Taci yüzbaşı da takım kurmuş diyorlar. Turnuvaya katılacaklarmış. Korkma Tosunup, korkma. Bu aslında haberin kralı. İnşallah o takım bizim karşımıza çıkar da darma duman ederiz, alırız ucumuzu be. Bizi mi darma duman edeceksiniz? Oh. Buyurun işte babacanlar. Havalar ısındı ya. Bütün yılanı, haşeratı çıktı meydana. Sana yediğin dayaklar yetmedi galiba. Hala konuşuyorsun Sinan Efendi. Size de Tahir Yüzbaşı'nın attığı tokatlar yetmedi anlaşılan. Bana bak terbiyesizlik etmemiş herif. Dur be abi değmez, gıcık işte. Sahada görüşürüz oğlum. Tahir Yüzbaşı 3. taburdaki kara gümrükte Osman'ı aldı. Hiç şansınız yok. Kara gümrükte Osman kim be? Ne bileyim ya. Profesyonel futbolcu Hüsam. Fenerbahçe şampiyon olamayınca transferi yattı. Üstelik de erkenden askeri almıştır. Yani şimdi bu nasıl bir iştir abicim? Başka bir taburdan oyuncu transfer ediyor ya. Abi Tahir Yüzbaşı karargah subayı. İstediğini istediği yere aldırır mı ya? O herif varken var ya biz biraz zor yeneriz Tahir Yüzbaşı'nın takımını. Biz de ayaklarına vururuz. Olmadı cimcikleriz. Olmadı. Ya bir sus. Bir sus. Allah aşkına sus Tosun. Arkadaşlar ben ne diyorum biliyor musunuz? Ferit olsaydı hiçbir derdimiz kalmazdı. Olmaz. Ferit oynayamaz. Neden? Melek hemşire izin vermiyor. Şimdi futbol değil de rock bir turnuvası olsaydı var ya nasıl iyi oynardım ben. Ben bizim köyde her bahar yaylaya çıkar. Ya bir sus. Allah'ın adını verdim ya. Dengesiz. İyi günler arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Neden çarşı iznime geç kaldınız? Komutanım bize 9:30 diye söylendi. Komutanım zaten Tahir Yüzbaşı hep o saatte çıkarır. Bizi sevmiyor komutanım. Ondan böyle yapıyor. Saçma sapan konuşma Gürkan. Komutanınızın işi gücü yok sizle mi uğraşacak? Komutanım biz de başka taburlardan oyuncu transfer edebilir miyiz? Tahir Yüzbaşı 3. taburdan oyuncu transfer etmiş komutanım. Yani adam futbolcu. Bizim Ferit gibi profesyonel. Almışsa almış ne olacak? Hiç şansımız yok o zaman karşılarında komutanım. Ha yani o kadar iyi oynuyorsunuz da bir sorununuz bu kaldı öyle mi? Komutanım en azından siz bizim takımda oynasanız. Bakın rekabete tamam ama beni bu işe karıştırmayın arkadaşlar. Yani illa takımınızda rütbeli olsun istiyorsanız Ahmet Paşa uşunuza söyleyin. O sever böyle şeyleri. Yok komutanım biz siz iyi oynuyorsunuz diye duyduk onun için söylüyoruz. Yoksa başımızda deniz yüzbaşı var zaten. Doğru. Nasıl da unutmuşum. Seyf Çavuş'um, şu kara gümrüklü bebeği ne öreceğiz ya? Abi susa antrenmanlarda izledik. Fırtına gibi fıt 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 bir orada bir burada. Ya abicim ne olacak yani ne olacak? Oynayacağız işte. Yenmek de var, yenilmek de. Yani. Aman bir de kaptan olacak ha. Ya şimdi siz bırakın onu da. Bana bakın arkadaşlar bizim amacımız kupayı alamasak da Tahir Yüzbaşı'nın takımını yenmek değil mi? Bilmem. Öyle mi? Ya bir sus Allah aşkına, bir sus ya. Futboldan bahsediyoruz burada. Arkadaşlar bakın. Gerçek şu. Bu kara gümrüklü Osman oynarsa yenmemiz çok zor. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Kara gümrüklü Osman'ı sandıklamaya getireceğiz. Oh! Geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşun cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada!